Suriye'nin İdlib kentinde 31 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehadet mertebesine ulaşan 29 yaşındaki uzman çavuş Basri Demirel, baba ocağının bulunduğu Pınarbaşı ilçesi Kızılören mahallesinde gözyaşları ve dualarla hakkı uğurlandı. Şehidin askeri parkasını giyen kız kardeşi Fatma Vural, ağabeyinin tabutunun başında asker selamı vererek söyledi. "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum." sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu. 31 Ocak'ta Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde kimliği tespit edilemeyen bir araçla 3 şahsın bölgeye yaklaşarak gerçekleştirdiği saldırı sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki piyade uzman çavuş Basri Demirel kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Basri Demirel'in naaşı hava yoluyla sabah saatlerinde Hatay'dan ilimize getirildi. Havaalanından kortej eşliğinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören mahallesine götürülen şehit uzman çavuş Basri Demirel'in naaşı son kez baba evine getirilerek helallik alındı. Ardına rahmi ya Rabbi, sonsuz affına ve mağfiretine sığınarak bana bu aydın duanızı da kabul edeyim yanımına uyarak. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şehidin al bayrağı sarılı cenazesi daha sonra mahalle mezarlığına nakledildi. Burada ağabeyinin al bayrağı sarılı tabuduna sarılan Fatma Vural asker selamı vererek "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum." diyerek gözyaşı döktü. Dimdik ayakta durun. Bak dimdik. Şehit oldu benim kuzum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahil hamd, Cenaze namazına Vali Şehmuz Günaydın, Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Dursun Ataş ve Çetin Arık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve mahalle sakinleri iştirak etti. Şehit piyade uzman çavuş Basri Demirel'in cenazesi, İl Müftüsü Profesör Doktor Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Kızılören Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Yüce Mevla sizlerden de razı olsun. Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ruhuna el Fatiha. Cenaze ekibi yerinize aç aç. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bir vatan evladı daha hain eller tarafından kara toprağa girerken akıllara şehit yakınlarının "vatan sağ olsun" sözleri kazındı. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.